10 Nisan 2021'de yapılacak olan bahar dönemi ara sınavına katkı sunmak amacıyla hazırladığımız çalışmaları devam ettiriyoruz. Bugün çözeceğimiz sorular sevgili arkadaşlar, Arapça 2, 2016-2017 eğitim öğretim yılında'nın final döneminde sorulan sorular, Arapça sorularını için cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Dikkatlice izler ve takip ederseniz, tekrar tekrar çalışırsanız başarı oranınız %100 olacaktır. Notunuz da 90 ile 100 arasında aşağı düşmeyecektir. Buna emin olun. Birinci soru. 5 isimden biri olan ve çoğulu harf ile irap edilen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, 5 isimden biri olan ve çoğulu nedir? Harf ile irap edilen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bu 5 kelime biliyorsunuz. Ebun, Ehun, Demun, Hamun, Zu. Hamun, Ebun, Ehun, Demun. Arkadaşlar, İrabı hareke ile olurken Zu ne oluyor? İrab, harf ile irab edilen bir kelimedir. Zu. Zevat. Bakın, zu, zevat olur. Evet, ikinci sorumuz. Aşağıdaki fiillerden hangisi mebni değildir? Mebni değildir. Mebni ne demek arkadaşlar? Mebni olmayan ne demek? Son harfinin harekesi cümlede bulunduğu yere ve etkileyici faktörlerin bulunup bulunmamasına göre değişendir. Mebni demek hiçbir durumda değişmez. Bakın, buna nisve nunu deniyor arkadaşlar. Buna nedir? Nisve nunu deniyor. Bu zaten celesu, başka bir türlü cümlenin neresine gelirse gelsin değişmez. İclis zaten cezm üzere mebnidir. Yeclisune mebni değildir. Nasıl olur peki hocam? Yeclisune, yeclisine duruma göre yeclisune, duruma göre yeclisine olur. O zaman doğru cevabımız bu. Bu cümlenin neresine gelirse gelsin teclisne. Bu yeclisne. Bu celesu. Hiçbir zaman celes, sevava, celesi filan olmaz. Bu da iclis hiçbir zaman değişmez. Bu nedir? Beş fiilden biri olan nedir beş fiil sevgili arkadaşlar? Elif, vaviyeden sonra nunla bitiyorsa nasb ve ref durumunda nunun sübutu nasb ve cez durumunda da nunun düşmesiyle irab olur. Yani mureptir. Üçüncü soru. Tümme kadimne ilel hadikati cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı kadimne. Kadimne nedir arkadaşlar? Kadimne geldik. Nedir? Geldik. Geldik'nin zıttı nedir? Gittik. Bakın, haracne çıktık, eteyne geldik, zehebne gittik, dehalne girdik, kumne ayağa kalktık. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar zehebne. Zehebne kadimnenin zıt anlamlısı. Bunu unutmuyoruz demek ki. Dördüncü sorumuz. Abede fiilinin ismi mef'ulu aşağıdakilerden hangisidir? Abede abidun ve ma'budun. Abede abidun, ma'budun. Abidun ibadet eden, ma'budun ibadet eden. Ma abednake hakka ibadeteki ya ma'bud diyoruz. Ey Allah'ım, seni hakkıyla, sana hakkıyla ibadet, kulluk edemedik.
hakkıyla senin çizdiğin yolda gidemedik. Mu'tebid, mu'abbed, abid, müste'abid değil, ma'budun, ma'bud. Doğru cevabımız bu. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Abede, abid, ma'bud, mef'ul vezni alıyoruz. Mef'ul, fa'ilun vezni aldığımızda ismi fa'il yani özne, mef'ul vezni aldığımızda nesne oluyor. Aşağıdakilerden hangisi fa'il konumunda vücuben zorunlu olarak müstetir zamirdir? Müstetir ne demek arkadaşlar? Müstetir gizli demek. Değil mi? Gizli. Bakalım hangisiymiş? Enti, entüme, entüm, hüme, ene, hiye. Bakın. Fail konumunda vücuben müstetir zamirdir. Zorunlu olarak. Şimdi arkadaşlar ne olur? Buradaki mesela ketebtü dediğimizde burada bir ene var. Celestü dediğimizde ene var. Zehebtü dediğimizde ene var. Vehimtü dediğimizde ene var. Dolayısıyla yani doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ene. Enti, entüm, hüme, hiye zorunlu değildir. Ama burada nedir? Mevcuttur. Gizli olarak bulunmak zorundadır. Cevabımız verdik. Hel ene hurrun talikun em esirun fil kuyud. Ben diyor ki özgür, hür bir insan mıyım? Yoksa zincirlerle bağlı bir esir miyim? Altı çizili ismin tekili aşağıdakilerden hangisidir? Kaydun, kuyu, kaydani kuyud arkadaşlar. Kaydun. Tamam. Bunun da müfredi nedir? Kaydün. Kayıt. Hani okula kaydolduk diyoruz ya. O. Kayıt. Kaid mesela komutan. Kuud oturma. Kuvvet komutanlar. Kaidetün kural, ilke vesaire. Yedinci soru. Taliben fil medreseti. Cümlesindeki boşluğu en uygun soru edatlarından hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. En uygun. Şimdi eyyü taliben olmaz. Eyyü'den sonra gelen çünkü şey olması lazım. Mecbur olması lazım. Men taliben fil medreseti okulda kim öğrencidir? Olabilir ama uygun değil. Kem dersek en uygunu bu. Yani okulda kaç öğrenci var? Kem taliben fil medreseti. Mesela me taliben fil medreseti soru olmaz. Yani okulda öğrenci yoktu filan. Eyne taliben nerede öğrenci okulda filan biraz manasız oluyor. Doğrusu arkadaşlar kem taliben fil medreseti. 8 ehastu ejzibuha ila al-ardi qalilan hatta hattat ala bu'di khutuwati minni. Yani ben diyor eczibuhe onu cezbetmeye başladım. İlal ardi kalilen toprağa az bir şekilde cezbetmeye başladım. Hatta o kadar ki hattat aleyye bu'di hutuvatim minni. Hattat aleyye bu'di hutuvatim. Ya ta ki benimle onun arasında birkaç tane adım kaldı. Yani ben onu yerde kendime doğru cezbettim, çektim ta ki benimle onun arasında birkaç adım bir şey kaldı diyor. Burada eczibuhe kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar. Nedir? Eş anlamlısı. Cezebe yeczibu çekmek. Hani cazibe merkezi var diyoruz da cezbedici diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Fevka üstünde ersele gönderdi, sademe çarptı, fetteşe kontrol etti. Halbuki eczibuhe, ehastu eczibuhe, onu çekmeye başladım diyor. Toprağa çekmeye başladım. Nedir? Ehastu eshabuhe anlamında kullanılır. Sehabe, cezebe. 9. soru. Fi ayyi kulliyetin teharraşte.
Aslında burada min eyyi külliyetin tekharraçta ama fi eyyi külliyetin tekharraçta. Yani hangi fakülteden mezun oldun? Hangi fakültede mezun oldun? Aslında Türkçe'de hangi fakülteden mezun oldun? O zaman min eyyi külliyetin tekharraçta daha doğru olur. Ama şimdi o zaman ne diyeceğiz? Tekharraçtu fi külliyetil ilahiyyat. Aslında tekharraçtu min külliyetil ilahiyyat diyebiliriz. Burada şimdi ne'am teharraştum fi külliyeti tıp. Evet, mezun oldum. Halbuki sen mezun oldun mu diye sormuyor. Teharraştu fi senetil madiyet. Geçen yıl mezun oldum. Burada ne zaman mezun oldun demiyor. Teharracu fi külliyetil hendeseti. Mühendislik fakültesinde mezun olacağım. Ama burada olacak mısın olmayacak mısın demiyor. O zaman teharraştu fi külliyetil ilahiyyat. İlahiyat fakültesinde mezun oldum. Doğrusu arkadaşlar, sevgili öğrenciler, budur. Cümle biraz yanlış kurulmuş ama olsun. 10. sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Tüdafi'une anil vatan cümlesindeki boşluğu aşağıdaki zamına hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. Bakın, tüdafi'une olduğu için arkadaşlar en doğrusu nedir? E şıkkı. Şimdi kuralımız bu. Eğer isim başta fiil sonra gelirse neydi? İsim, fiil hem müenneslik, müzekkerlik hem de sayı bakımından uyacak. Şimdi tüdafi'un olduğu gibi cemi müzekker salim. O zaman entüm. Hüm olsa yüdafi'un olması lazım. Nahnu nüdafi'u olması lazım. Kem olmaz. Hüme yüdafi'ani olması lazım. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? 11. sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ismi haber görevinde değildir? Bakın, hangisi soru ismi? Eynel eyyamu l-kadimetu. Nerede o geçmiş isim, günler? Nerede yani? Haber soruyor. Eynel evraku. Kağıtlar nerede? Yine haber soruyor. Men ce'e emsi. Men ce'e emsi. Bakın burada bir soru var. Haber değil. Men ce'e emsi. Dün kim geldi? Mel imanu. İman nedir? Bakın. İman nedir? Men il gaybu. Gayb olan kimdir? Bakın. Demek dün kim geldi? Burada bir istifham var. Haber değildir yani. Evet. اَعْطِينِ هَذَيْنِ cümlesindeki boşluğu en uygun müşarun ileyhilerden hangisi tamamlar diyor. Bakın, هَذَيْنِ özür dilerim, üşüttüm biraz ama yine size faydalı olmak için devam ediyoruz. هَذَيْنِ olduğu için arkadaşlar الْقَلَمَيْنِ olması lazım. اَنَّزَّارَتَيْنِ müennes هَتَيْنِ olacaktı. El melabise haule hazihi olacaktı. El kutub hazihi olacaktı. El mistarateyni hateyni olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öne geçmiş bir haber vardır? 13. Aşağıdakilerden hangisinde öne geçmiş bir haber vardır? Bakın, ماذا فعل أحمد؟ أحمد ne yaptı? من نجح في الامتحان؟ İmtihanda kim başardı? أين تدرس؟ Nerede ders yapıyorsun? Tamam. من هو؟ O kimdir? كيف تذهب إلى الكلية؟ Fakülteye nasıl gidiyorsun? Bakın ne diyor burada? Öne geçmiş bir haber. هو من ol. Bak, hüve, men, men hüve. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar budur. 14. soru. اَخَذْنَ هَاُولَيْا الْاَسَاتِذَةَ اَخَذَنَ هَاُولَيْا الْاَسَاتِذَةَ اِلَى الْمَتْحَفِ. Bu hocalar bizi müzeye götürdü. اَخَذَنَ هَاُولَيْا الْاَسَاتِذَةَ. Bu hocalar bizi götürdü. اَخَذَنَ هَاُولَيْا الْاَسَاتِذَةَ اِلَى الْمَتْحَفِ. Müzeye. Yukarıdaki cümlede yer alan işaret ismi cümlenin hangi ögesidir? Ehevene, bakın,
bizi aldı. Ha ulayil esatizetü. Nedir ha ulayil esatizetü arkadaşlar? Ne olur? Ehevene bizi aldı. Kim aldı? Bu hocalar aldı. O zaman ne olur? Fail olur arkadaşlar. Çünkü bizi aldı. Kim aldı bizi? Ha ulayil esatizetü. Bu hocalar aldı. Anladık? Peki. 15. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde inne ve benzerlerinden biri yoktur? Bakın. İnne ve benzerlerinden biri yok. Ne diyor? Mebnel külliyeti kebirun lakinne tullaba kalilunem. Fakültenin binası büyüktür. Lakin öğrenciler azdır. Bakın. Leyset er-riyahu şedideten. Rüzgarlar şiddetli değildir, hızlı değil. Leytel habara sahihun. Keşke haber doğru olsa. Yesurruni yesurruni enne rabi'a kadimun. Baharın geliyor olması beni mutlu ediyor. Şüphe yok ki geliyor olması. Ke ennel kitabe rafiqun. Sanki kitap arkadaş gibidir. Şimdi burada inne ve benzerlerinden biri yok. Bakın inne, enne, kene, leyte, lealle, la değil mi? Leyset var mıdır? O kene bak kardeşler. O zaman buraya B diyeceğiz. Me alimtu el miftaha dayun. Şimdi en uygun şekilde hangisi tamamlıyor? Me alimtu lakinne, lakin olmaz. Leyte, keşke olmaz. İnne, enne, lealle, umulur ki, bilmedim ki umulur ki anahtar kayıptır. Olmaz zaten. Şimdi inne ve enne arasında kaldık. İnne ve enne'nin şeyi şu arkadaşlar. Eğer bu iki edat, yani bu edat, cümlenin başına gelirse harekesi inne, ortasına gelirse harekesi enne. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. 17. sorumuz. Tezdadu saytaratu tilfazi ala hayatina al-yawmiyyah. Günlük hayatımızda televizyonun baskısı, iktidarı artıyor. Yani diyor ki saytara yönetmek, hakim olmak, hakimiyeti artıyor diyor. Günlük hayatımızda televizyonun üzerimizdeki adeta bir kıble gibi. Ailenin fertleri hep ona dönüyor. Onunla oturup onunla kalkıyor. Artık yatak odasında, mutfakta, banyoda vesaire neredeyse her yerde televizyon olacak gibiymiş. Evet. Doğru çevirse aşağıdakiler hangisidir diyor bakın. Televizyonun günlük hayatımıza tahakkümü artıyor. Televizyonun günlük hayatımıza tezdâdu saytaratü tilfâzi. Televizyonun tahakkümü artıyor. Alâ hayâtinel yevmiyeti, günlük hayatımız. Doğrusu arkadaşlar bu. Televizyon kontrol edilmezse yok burada. Hayatı sınırlıyor, günlük hayatı sınırlıyor, yok. Televizyonun hayatımıza etkisi artırması tehlikeli boyuttadır, burada yok. Televizyon günden güne hayatımıza etki ediyor. Dolayısıyla doğru çevirisi bu. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kâne ve benzerine olan fiil tam fiil olarak kullanmıştır? Yani ve kardeşlerinin bir tanesi olan, biliyorsunuz bazen yardımcı fiil olarak kullanılır, bazen de tam fiil olarak kullanılır. Emse ebi müsterihan, bakın, emse ebi müsterihan, babam dün rahat olarak geceledi. Saral miğanni cemilu savti. Şarkıcının sesi güzel oldu. Tenaveltul futura hine adhaytu. Tenaveltul futura, kahvaltıyı yaptım ne zaman? Kuşluk vakti olunca. Bakın burada bir fiilin yardımcı olma görevi yok. Tam anlam veriyor. Yani vakit kuşluk olunca, ben kuşluk vaktine girince kahvaltıyı yaptım. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Bâte necâhuhu mütevakki'an. Onun başarısı yani gerçekleşmek üzeredir. Bâte gerçekleşecektir gibi. Sâre dersu vâdihan. Ders
açık oldu. Açık vardı yani. Ama hepsi bak şu sevgili arkadaşlar. A, B, D, E yardımcı fiil. Burada ise tam fiil olarak kullanılıyor. 19. sorumuz. Kânet talibetâni nokta nokta fil muhteberi. Boşluğu aşağıdaki hangisi en uygun şekilde ne yapar? Tamamlar. Mevcuden denmez. Çünkü talibetâni. Mevcudeten denmez. Çünkü talibetâni. Yani tesniye. Mevcudetâni. Bakın. Et talibetâni. Ne diyeceğiz? Kânet talibetâni. Bu kânen ismi gelen de kânen haberi olacağı için ne olması lazım? Mansup olması lazım. Mevcudetun olmaz. Şimdi bu ile bu arası. Bu merfu, bu da mansup. O zaman doğrusu arkadaşlar kânenin haberi olduğu için mansup olacak. Buna dikkat edeceğiz. İnne tanzimel vakti, vaktin tanzimi, planlanması muhimmun fi hayatil insan, insan hayatında önemlidir. وَلَعَلَّهُ ve umulur ki o vesiletun ile saadeti ve vaktin planlanması da mutluluğunun da vesilesidir. Umulur ki mutluluğuna ve vesile olur. Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili kelimenin doğru irabı aşağıdaki de hangisidir? Bakın. لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ لَعَلَّنِنْ مُبْدَ ismi hü vesiletun de haberdir. İle saadeti. Doğrusu nedir arkadaşlar? Leallenin haberidir. Lealle nedir? İnne enne kenne leyt lakinne leyte lealle la filan inne ve isim ve kardeşlerindendir. Ne yapar inne ve kardeşleri? İsmini, nasb haberini ref eder. Bakın hü, yani buradaki hü nereye gidiyor? Tanzimel vakt. Değil mi? لَعَلَّهُ وَسِيلَةٌ اِلَى سَعَادَتِهِ. Bu videomuzda buradaki sorularımızı bitiriyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz hoş kalın, sağlıklı kalın.